Evet, yeni bir gün. Yeni beğeniler. Kalkma vakti uykucu. Herkese günaydın. Ben uyandım. Ve şimdi size rüyamda ne gördüğümü anlatacağım. Hoş geldin Begüm. Begüm hep sosyal medyada takılıyor. Tüm gün boyunca arkadaşlarıyla konuşuyor. Fotoğraf paylaşıp canlı yayın açıyor. Onun için beğeni almak her şeyden önce gelir. Kötü yorumlardan nefret eder tabii ama bir sorun var. Aman Allah'ım! Kendisi gerçek dünyada olanlardan bir haber. İğrenç. En iyisi yulaf yiyeyim. Bazen dikkatsizliği onu tuhaf hallerin içine düşürüyor. Aman Allah'ım! Yine üstüm başımı kirlettim. Böylesi daha iyi. Şimdi canlı yayına başlayabilirim. Olamaz. Doğru arka planı seçmek çok zor. Buldum. Merhaba sevgili takipçilerim. Benimle olduğunuz için çok mutluyum. Bugün çok güzel bir sabah geçiriyorum. Rüyanızda ne gördüğünüzü yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Bu da ne böyle Begüm? Ama anne! Burası neden bu kadar kirli? İçeride hortum mu çıktı? Sana bir ders vereceğim. Bu yakışıklı çocuk da kim? Merhaba. Merhaba. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Özledim seni. Ben de. Kapıya gitmek ister misin? Hadi gidelim. İnternetten flörtleşme çok tatlı. Ne istersen veririm. Neler oluyor? Okul kantinine girmek için bir sürü takipçiniz olması gerekiyor. Ezikler geçemez. Burada katı bir yüz kontrol kuralı var. Wow. Hoş geldiniz VIP'ler. Menüde ne var? Bundan ve bundan istemiyorum. Sen ne yiyeceksin? Fark etmez. Hepsini alalım. Tamam o zaman. Bunu, bunu ve bunu sipariş edelim. Vay canına. Harika. Bunu paylaşmam lazım. Çok güzel kokuyor. Gerçekten çok lezzetli. Evet, benim de hoşuma gitti. Bir fikrim var. Yapmamız gereken son şey. Dilinizi göstermeniz hoş değil. Kimsin sen? Garson geldi. Siparişlerin parasını ödediniz ama bahşişe ne olacak? Bahşişi beğeni olarak verebilirim. Sana bir sürprizim var. Hangisi? Kedi. Ne oldu? Alerjim var. Teşekkürler, çok romantiksin. Sonra görüşürüz. Seni çok özledim. Annesi Begüm'e bir sürpriz hazırladı. Bebeğim, şu gülümseyen cupcake'lere baksana. Maalesef başka şeylerle meşgul. Denesene. Vay canına. Bunları Instagram'a atmam lazım. Hey, yemeyecek misin? Hayır anne, şimdi olmaz. İstemiyor musun? Olamaz. Önceden çok iyi bir kızdın. Babanla sana elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Telefona da ihtiyacın yoktu hiç. Bu konuda bir şey yapmam gerekiyor. Begüm bak sana ne aldım. Küçük prens makyaj seti. Anne, TikTok maskesi diye bir şey var uzun zamandır. Bakalım. Çok aşırı. Yaşıma göre değil bu dövme. Yeşil bana yakışmıyor. Bu daha iyi. Bu kadar yeter. Hadi eskisi gibi yapalım. İkna ettin beni. Anne, bozuk bu. Bekle. Böyle açacaksın. Bekle. Dondu bu. İstemiyorum artık anne. Teşekkürler, meşgulüm. Anne pes etmiyor. Pikniğe gidelim mi? Güzel olur. Sonra gideriz. Neden sonra? Fotoğraflarımı beğenmediğin için pişman olacaksın.
Aa, yanlışlıkla oldu. Bilerek yapmadım. Aa, teşekkürler bebeğim. Böyle daha iyi. Hadi odama gidelim. Tatlı bir elmalı turta. Anne elinden geleni yaptı. Ama kimse bir dakika bile olsun telefonları kenara koymayı düşünmedi. Pes etmeyeceğim. Pekala. Verin şu cihazları bana. Birileri çok erken sevindi. Pes etmeyeceğim. Wi-Fi çalışmıyor mu? Anne modemi rehin aldı. Neyse ki telefonun interneti var. Bu da ne? Fırtına mı başladı? Tek çözüm yolu bu. Yine olmadı. Kulaklıklar dışarıdan gelen sesi engelliyor. Harika bir rüzgar fotoğrafı. Ne düşünüyorsunuz? Daha ne kadar internette duracaksınız? Aa, sakinleş. Dikkatlerini nasıl çekeceğimi biliyorum. Doğru ya. İlka yakala. Bu da ne? Hatırlamaya başladım sanki. Yakala. Harika. Yakaladım. Neyiniz var sizin? Tamam beni rahat bırakın yeter. Harika. Yakala. Begüm nereye gidiyorsun? Onu nasıl geri kazanacağız? Bir planım var. Onu sosyal medyadan uzak tutmamız gerekiyor. Begüm BTS şarkılarını çok seviyor. Aa, şarjı azalıyor. Şarjım nereye kayboldu? Doğru ya, çekmecedeydi. Hiçbir yerde bulamıyorum. Hatırladım. İlkay bana elektrik tak diye öğretmişti. İşte normal bir kalem. Şimdi bunu ovalım, ovalım, ovalım ve mıknatıslı kalem. Vay canına! Nasıl yaptın bunu? %100 işe yarıyor. İşte ovala, ovala, ovala. Hiçbir şey olmadı. İşe yaramadı. Sadece Begüm'ün saçları elektriklendi. Şarj aletin nerede? Yıldırım mı çarptı seni? Ne? Boş ver. Şş, al sakla şunu. Tamamdır. Nereye koydunuz şunu? Burada değil. Burada da yok. Olamaz. Şarj aletini bulmak için şarj aleti gibi düşünmeniz gerekiyor. Google, şarj aleti olmadan telefonu nasıl şarj edebilirim? Patates mi? Tamam. İçine geçir ve bekle. Denemeye değer. Hayır. Doğru ya. İşte acil durum kutusu. Kimse bakıyor mu? Seni bulacağımı biliyordum fazlalık şarj aletim. Bir dakika. Dur. Sessiz ol. USB girişi bende. Gel buraya canım benim. Hayır olamaz. Nasıl? Acaba... Bu kadarı yeter. Sağ çıkmayacak. Bir, iki. Aman Allah'ım. Çok korkunç. Aa, şarj aleti. Bir dakika. Hepsi sizin başınızın altınızdan mı çıktı? Begüm'ü kurtarma operasyonu suya düştü. Geriye sadece tatlı beğeniler kaldı. Begüm'ün önceden ne kadar tatlı olduğuna bakın. Ah, şimdi de böyle uyuyor. Bu ne böyle? Bana bak, burnunu karıştırıyorum. Onu biraz utandıralım. Harika, kendinden utanacak. Hey, neler oluyor? Sil onu hemen. Bunu siz mi yaptınız? Bu fotoğrafı sadece siz paylaşabilirsiniz. Söyleyin çabuk. Çok sinirliyim. Takipçilerim benimle dalga geçiyor. İşe yaradı. Yorumlara bir bakalım. Gösteririm ben sana. Şikayet edeceğim seni. Hazır. Hesabım engellenmiş. Ne yaptım ki ben? Bana ne demeli peki? Birileri Begüm'ü gerçekten çok kızdırdı. Sakin ol İlkay.
Hey, topunu hatırlıyor musun? Telefon yerine elinde tutabildiğin yuvarlak bir nesne. Ümidimizi kaybetmeyelim. B planım var. Yapmamız gereken... Dinlemeyin. Yeni bir bildirim. Ne? Annem TikTok'ta mı? Herkese selam. Ben Serenay ve bu da benim yeni bloğum. Takipçiler Serenay'ın Begüm'den daha havalı olduğuna karar verdi. Dislike atacağım sana. Şu özenti TikTokçuya bir bakın. Vay canına. Kıskananlar var. Güle güle. Çok üzücü. Begüm'ün takipçileri ortadan kayboldu. Hayır, bir tane kaldı. Aa, geri döndün. Tekrar takipten çıktı. Neler oluyor? Bir dakika, bir dakika. Begüm'le oynayanların kim olduğu belli oldu. Aa, hiç takipçisinin olmaması çok üzücü. Bir kişi geldi, sonra tekrar gitti. Hiç adil değil bu. Böyle bir çığlığın karşısında duvarlar bile titriyor. Yakaladım. Parti mi? İnanılmaz. Begüm sosyal medyayla o kadar içli dışlı oldu ki kendi doğum gününü unuttu. Hepsi senin için. Selam doğum günü kızı. Biraz pasta ister misin bebeğim? Gel buraya. Selam Begüm. İyi ki doğdun. Gel buraya çabuk. Harika, çok güzel. Vay canına. Gerçek çiçekler. Bu anı hatırlıyorum. Bunu yatağımın üstüne asacağım. Hadi pikniğe gidelim. Görünüşe göre herkes onayladı. Bu sırada ben de takipçilerimin ne yaptığına bir bakayım. Şimdi de anne sosyal medya bağımlısı oldu.